Sevgili dostlar, Pembenar YouTube kanalında sizlerle birlikteyim. Ben Adil Yıldırım. Farklı bir ortamdayım şu anda ama tanıdığınız bir sima var. 50 maddede ilişkiler kitabım. Gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürler. Bu kitapta yalnızlara da yer verdim. Neden yalnızsınız? Şimdi malum 14 Şubat, pazar günü. Kritik. Bazı insanlar şöyle diyor mesela. Ya sevgilim var da hani yani işte hiçbir şey hissetmiyorum bu insana karşı diyor mesela bazısı. Bazısı diyor ki yalnızım, hep 14 Şubat'ta yalnızım falan. Yani böyle çeşit çeşit olaylar söz konusu. Neden yalnız olabilirsiniz? Size biraz bunları anlatayım. Çünkü çok vakada çalıştığım için. Öncelikle belki de kıstaslarınız çok yüksek. Bu iyi bir şey, bu kötü bir şey değil. Yani diyorsunuz ki karşıma çıkacak insan kaliteli olmalı, hayatıma bir şeyler katması lazım. Ayrıca bazılarınız şunu diyor olabilir. Yalnızlığı seviyorum ya çünkü hayatıma kim girse bela. Baş belası sürekli olarak benim hayatımı zorlaştırıyor veya beni aşağıya çekiyor. Bak böyle ilişkiler de var. Mesela hayatıma biri giriyor ama beni aşağıya çekiyor. Dolayısıyla ben kendi hayatımda istediklerimi yapamıyorum diyenler de vardır. Onlara benim tavsiyem şu. Doğru yoldasınız. Yani özellikle bu yorumda bulunmak istiyorum. Çünkü hayatınıza aldığınız her insan tek gecelik bir ilişkide bile sizden bir şeyler alır, bir şeyleri de katar. Kattığı şeyler pozitif olabilir, negatif olabilir. Çünkü her birliktelik, her diyalog bile bir enerji paylaşımı. Şimdi özellikle uzun süreli bir ilişkiniz varsa 6 ay, 1 sene, 2 sene, 5 sene neyse ve bir süredir enerjinizin pozitiften negatife kaydığını düşünüyorsanız eğer büyük bir problem var demektir. Yani sıkıntınız var. Burada sevgililer gününü hani göstermelik, kutlamak yerine işte hadi işte hediye alayım falan filan bir hani şapkayı önüne alıp bir muhasebe yapmak gerekiyor. Acaba bu ilişkiye niye devam ediyorum? Çünkü belki de sadece bir alışkanlık sebebiyle devam ediyorsunuz. Bu anlamda, şimdi bu videoyu izleyenler arasında yalnız olan birisi daha şanslı. Çünkü yalnız ve onu aşağıya çeken biri yok, kötü enerjide biri yok ve kafası rahat ve hediye gibi bir derdi de yok. Ama yalnızlara da şunu tavsiye etmek istiyorum. Kendinize bir hediye alın. Kendinize mutlaka bir hediye alın. Çünkü aynada gördüğünüz insanla iyi bir ilişkiniz olmalı. O önemli. Sizin hayatınızın merkezi o. Gördüğünüz insan, o ruh. Dolayısıyla kendinize mutlaka pazar günü için bir hediye alın. Yalnızlığı bir problem haline getirmemek gerekiyor. Ben 10 sene İtalya'da yaşadım. Döndüğümde en çok bana garip gelen şey, Türkiye'de unuttuğum bir alışkanlık bu. Döndüğümde şöyle bir şey bana çok garip gelmişti yalnızlıkla ilgili. Döndüm, 10 sene hiç bilfiil orada yaşamışım ve insanlar İtalya'da yalnız başlarına kafede otururlar, işte kahve içerler. İşte Piazza Navona'da, Roma'da oturursun, kahveni içersin, cappuccino, yalnız başına takılırsın, kitabını okursun falan. Türkiye'de mekanlarda yalnız dolaşırken bir uzaylı gibi bakıyorlardı böyle. Allah Allah, bu adam niye yalnız geziyor? Herkes böyle ekürisiyle geziyor. Garip bir şey. Ya ben yanıma illa bir arkadaşımı alıp gezmek zorunda mıyım? Belki de kimsenin dırdırını çekmek istemiyor olabilirim yani. Ama böyle bir algı yok. Yalnızsanız böyle garip bakıyorlar. Birçok insan 20-30-40 yaşında bile ya arkadaşlar bu akşam çıkmıyor ben de çıkmayayım der. Bana bunlar çok garip geliyor. Sen kendin bir birey olarak gezebilirsin. Böyle bir özgürlüğün var yani. Onun için yalnızlık kavramı neden bizim toplumumuzda büyütülüyor? Çünkü 30-35 yaşında yalnız bir kadına da mesela arkadaşlar diyor ki bulamadın mı kızım birini? Ya bulmak zorunda mı? Yani illa birini bulmak zorunda mı? Belki de doğru bir erkekle karşılaşmadı. Ama çevre baskısı. Sonra ekleyin buna bir de aile baskısı. İşte ailesi diyor ki ya kızım işte herkes evlendi, işte Nuriye'nin kızı evlendi, işte Hatice'nin kızı evlendi, sen bir türlü birini bulamadın falan filan. Yani bir baskıyla insanlar yalnızlığın kötü bir şey olduğunu düşünüyor. Değil, kesinlikle değil. Hayatınızda size anlam katan biri yoksa yalnızlık şerbettir, baldır, incir reçelidir. Açık söylüyorum, çok güzel bir şeydir. Çünkü birçok insanın, bakın enteresan bir şey söyleyeceğim. Yalnızken mutlu olup hayatında başarılı olup iş hayatında falan sonra evlenip yanlış bir insanla evlenip hayatının rezil olduğunu çok gördüm. Onun için hiç kimsenin baskısına boyun eğmeyin. Kendi kafanıza göre takılın. Gerçekten sizi anlayacak biri yoksa yalnızlığa devam. Şunu da söyleyeyim. Mutlaka doğru insan çıkacaktır. Yani bu bir zaman meselesi. Herkesin momentumu farklı. Dolayısıyla böyle bir acele tavırlara girmeyin. Sevgililer gününde etrafınızda mutlu gördüğünüz birçok kişi fake aslında. Yani mutluluk pozu veren bir sürü insan var. Aslında mutlu değiller bazıları. Dolayısıyla onları da görüp kendinizi kasmayın. Ya ben yalnız kaldım bak onlar çok mutlu falan gibi düşüncelere girmeyin. Çünkü gerçekçi değil. Efendim bu videoda genel anlamıyla yalnızlık konusunda hani bu sevgililer gününe girerken aslında bunun çok da kötü bir şey olmadığını değinmek istedim. Bundan sonraki videolarda tabii ki farklı tüyolarda vereceğim. Pembenar YouTube kanalına desteklerinizi bekliyoruz efendim. Sizi sevdiğimi unutmayın.